Selamlar dostlar, selamlar YouTube diyerek hızlıca videomuza giriş yaptık. Pazarda ve Aktyon House'a satmış olduğumuz itemlerin sonucunda üzerimizdeki parayı 59M'e çıkartmış bulunmaktayız. Biliyorsunuz ki daha önceki videolarda söyledim. Hedefimiz Belt of Agility'mizi artı 3 yapabilmek. Bu ay içerisinde çok güzel bir optimizasyon güncellemesi geleceğini söylemişlerdi. Ben hala okçuyum. Optimizasyon güncellemesini çok merakla ve şiddetle bekliyorum. Karakterimde hiçbir kanat ve pus eşyası yok. Zaten görüyorsunuz premiumum da yok. Çünkü ben ufak bir tatile çıkıyorum dostlar. Tatil dönüşünde optimizasyonla ilgili güncelleme gelmiş olursa şayet ben okçu kalmaya devam edeceğim. Eğer hala bir sıkıntılar görürsem okçu oynamada, okçu PK'sında biraz eğlence amaçlı, biraz da merak amaçlı karakterimizi asasa çevireceğiz. Yine pus eşyalarımızı alıp videolarımıza devam edeceğiz. Şimdi sizleri tatille baş başa bırakıyorum. Abi buradayım ya lan. Oğlum yolculuğa çıktım ben. Domatesinden patatesinden filan saldık şimdi domatesi patatesi de. Gidiyorum ben gezmeye. Kayseri'ye gidiyorum ben. Mantı muntu yemeye. Hadi orada görüşürüz. Vallahi gezeceğim dedim. Geziyorum. Kayseri'de bir şeyler yedim tabii de. Kayseri'de video çekmeyi unuttum ya lan. Yemeği görünce sıkadi daldı. Şimdi şu oraya geldim. Neredeyim? Nevşehir'deyim. Nevşehir'in Ürgüt'tü. Aynen şurada peri bacasının bir tanesi ya da Ortahisar Kalesi. İkisinden bir tanesi bak şu. Devasa bir şey. Şimdi burayı keşfetmeye gidiyorum ben. Azıcık gezeyim bakayım ne var ne yok. Tatili biraz sezon sonuna denk getirdik galiba. Hava bir soğuk. Lan bir soğuk. Donuyorum. Donuyorum ama siz ne yapıyorsunuz? Abone oluyorsunuz. Abone olmaya siz devam ederken ben de bir çay söyledim. Bir çay mı içeyim? Sonra yarın bakarız. Gideceğim uyuyacağım ben. Akşam oldu. Uykum geldi. Yorgunum ben. İyi. Evet, Nevşehir'imizde sabah saatlerinde daha güneş yeni doğuyor. Biz de at turundayız. Arkamızda da şu balonları gösterelim size bir. Balon açtığında ata binme keyfi diyelim. Sabah en erken saatlerde başlıyor bu olay. Yani sabah şu anda herhalde 6'ya gelmek üzeredir. Bizler tabii 4.30'da kalktık. Bu seyri sefayı yapabilmek için. Oldukça eğlenceli ama müthiş bir soğuk var. Elimiz ayağımız dondu. Donmaya da devam ediyor ama yaşadığımız eğlenceye de değiyor. Hadi. Şöyle bir atımızdan önce kendimiz yürüyelim. Birazdan da üstüne bineriz. Tabii yanımızda köpekler de var. Benim dedem eskiden atçıymış. At çiftliğimiz vardı bizim. Şöyle bir yürüyelim. Yürü koşu. Dur bakalım aslanım. Ulan aslanım. Tamam dur. İç iç. İç iç. Şimdi büyük dişleri var. Hadi dönelim şöyle geri. Tatildeyim oğlum ben. Buradan böyle 200 yıllık yapıtlara bakarak nane limon içiyorum. Boğazlarımı üşüttüm. Nevşehir'in güzel manzarası. Kahvaltı oldu.
Kahvaltıyı da yaptık. Sabahın köründe. Neymiş bu? Şeymiş. Nevşehir'in taş binaları mıymış? Mağaraları mıymış? Mağarada kaldım lan. Özüme döndüm. Şöyle etrafı da gösterelim sana. Size. Balonlara yetişemedik ama. Evveli zamanında balon vardı da. Ben kalkacağım da balonu göreceğim de. Kahvaltıya zor yetiştim. Şuradan bir çay daha alayım ben. Kahvaltıyı falan yaptık. Bir yere geldik. Burası bakın Derbent Vadisi. Yani burada Hayal Vadisi diyorlardı. Kapadokya'nın kendi ismini aldığı yer. Kendi ismini aldığı. Aha bak figür burada. Bak deveye benziyor, gördünüz mü? Buna buradan bakınca deve, arkadan bakınca hiçbir şey ifade etmeyen enteresan bir görüntüsü var. Şimdi bu dağları, tepeleri, taşları gezelim. Buraya gelme amacımızın bir detaylarında kendimiz anlayalım. Şimdi şuralardan tırmanacağım. Tırmanışımı sizlere göstermek istemiyorum. Hiç çatal problem yaşayabiliyoruz çünkü. Biraz zor şartlarda tırmanıyorum ben. Yukarıda görüşürüz. Bu fizikte çıkabildiğim maksimum yerlerden bir tanesi bu oldu. Bu da yerden topladığımız mushroom'a, yani mantara benziyor ha. Şöyle de bir bilgi vereyim. Peri bacası dediğimiz şey, ha böyle bir şey yani. Hayalimizde canlandırdığımız böyle bir şey var hani. O değilmiş lan, her yerde öyle bir şey olmuyormuş. Bakın tam arkanızda bir şey göstereceğim. En tepesinde bir lülük var. O lülük de peri bacası anlamına geliyormuş. Bazı kötü niyetli arkadaşlarımızın aklına başka bir şey de gelebilir. Onu düşünmeyiniz. Şimdi turumuza kaldığımız yerden devam edelim. Peri bacasının üstüne oturmadım da demem ya lan. Böyle peri bacasının üstüne oturduk. Ben bunları şey sanıyordum. Taş sanıyordum lan ben. Oğlum bunlar taş değilmiş ki. Bunlar toprak zaten. Bunu rüzgar aşındırır tabii. Burada belki bizim ömrümüz yetmez ama 100 yıla gelmez yani. Burada baca maca hiçbir şey kalmaz. Her yer dümdüz ova olur. Burada başka şeyler ekerler, biçerler gibime geliyor. Peri bacasına da oturmadık demeyelim. Böyle yukarılara doğru o kadar çok şey var ki, bacalar var ki müthiş yani. Herhalde bu bölgenin en fazla peri bacasına sahip olan bölgesi burasıymış. Cennet Vadisi mi, Hayal Vadisi mi ne, öyle geçiyordu. Tabi hepsini gezme şansım yok. Hani de o kadar dalak ve ciğer yok çünkü. Hep yokuş, rampa. Skadi yoruluyor. Ama gezmeye ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Dedim yani, yüzüne kalmaz bazıları biter gider diye. Bak, bu da artık peri bacalığının sonuna gelmek üzere olan küçük minik bir peri bacamız. Rüzgar seni ne hale getirdi reis ya? Sen ne hale gelmişsin? Abilerim burada hala yüksekliğini kururken şuna bak. Kim mi? Efendim. Video alıyorum onu. Ha, video var. Neydi ya bu? Kızılmak. Kızılmak'ta sallanmaya devam. Köprüde hiç sabit durma şansım yok. O yüzden burada çok fazla uzun almıyorum. Ve buradan çıkış yapıyoruz hızlıca. Şurada da yürüdük. Başım döndü hepten ya. Ne dedik? Nevşehir dediysek. Yeraltı çarşısında. Çanak çömlek yapımında. Bakalım bize sıra gelecek mi? Güneş gözlüğüyle mekana girelim. Hiçbir şey görmem ben. Şöyle çıkartalım. Şimdi çanak çömlek yapacağız bakalım. Yapabileceğiz mi? Ya da izleyeceğiz mi? Onu bekliyoruz. Şimdi olay başlıyor. Hoş geldiniz. Var mı daha önce izleyen, nasıl yapıldığını gördünüz mü? İnternette. Orada hep böyle yazıyor. Canlı izleyen yok herhalde. Sizler izlerken ben de toprağımız hakkında, bölgemiz hakkında size bilgiler vereceğim. Bu sanat bölgemize Hititlerden kalma bir sanat. O dönemden günümüze kadar babadan oğula, dededen toruna, usta çırak ilişkisiyle günümüze kadar aktarılmış sanatlardan bir tanesi. Kızılırmak Avanos'u ikiye bölüyor. Irmağın diğer kısmında, yani Kapadokya dediğimiz bölgede beyaz kil dağlarımız bulunmakta. Evlerimizde kullanmış olduğumuz porselenlerin ham maddesi. Irmağın bu taraf kısmında ise elinde görmüş olduğunuz kırmızı kil dağlarımız bulunmakta. Kırmızı toprağımız beyaz toprak gibi tek başına bir toprak türü değildir. 8-10 çeşit toprağın karışımıyla meydana gelir. Yani bir teslim toprağıyla güvecin toprağı bir değildir.
Ürünler bu şekilde yapılır. Yapıldıktan sonra serin ortamlarda güneş görmeyecek şekilde kurutuyoruz. Daha sonra fırınlara girer. Fırınlarda 850 derecede 900 derece arasında 8-10 saat fırınlıyoruz. Fırınlama aşaması bittikten sonra kullanım amaçlı olan ürünlerimiz var ise testi, güveç, yoğurtluk, tava gibi olan ürünler üzerlerine hiçbir kimyasal madde sürülmeden satışa hazır hale gelir. Üzeri işleme yapılacak olan ürünlerimiz var ise ismi Hitit Güneşi. Hititler zamanında bununla şarap ve su ikram ederlermiş. 4 parçadan yapılır. 4 günde bir tane yapılır. Önce halkası yapılır. Daha sonra ayağı kulpu ağzı takılır. Dışındaki işlemeleri bayanlar tek tek eşleyerek bu hale getirir. Ve çömlekler arasında yapılmaya zor olan ürünlerden bir tanesi bu. Bunu yapabiliyorsak usta sayılıyoruz. Yapamazsak usta sayılmıyoruz. Zamanla Kapadokya Navanosu'nda sembolü haline geldi. Bu görmüş olduğunuz tezgah, şov amaçlı bir tezgah. Seri imalatlarda bunun aksamı demir olan elektrikli tezgahları kullanıyoruz. Biraz daha eski anlatma amaçlı tepmeli tezgahımız. Yani 45-50 sene öncesine kadar tamamıyla bu tarz tezgahlarda çömlekler yapılıyormuş. Toprağımızın özelliği ise yağlı ve kirli bir toprak oluşu. Toprak Türkiye'nin her yerinde var. Suyla karıştığı zaman çamur olur ama çanak çömlek yapımı özgü değildir. Sadece avanın sözcüğü bir toprak. Bakın vazonun meydana gelişi ve hikayesi bu şekilde oluyor. Kenar süslerini yaptıktan sonra bakın şöyle ip yardımıyla tezgahtan ayırıyoruz. Kaldırınca alkışlıyoruz. Bu şekilde bozuyoruz. Denemek isteyen var mı aranızda? Ustasına bırakıyoruz. Köylük yapacaktım da. Evet, şimdi gördüğünüz üzere peri bacası diye adlandırdığımız nah. Bu şekiller var ya. İşte onların tam altındayım. Dostlar bunlar yeni öğrendim ben de. Bilgiyi paylaştıkça çoğalır ve güzelleşir. Bunlar 10 milyon yıl yaşındaymışlar. Öyle 1000 yıl 2000 yıl değil. Gel kameraman. Gel. Bakın size peri bacalarıyla ilgili bir şey göstereceğim. Bir de şunun şapkası, bakın. Şunun şapkası yakın bir süreçte düşmüş. Ama dün gibi düşünmeyin bunu, hemen böyle bir ayda düşünmeyin. 1000-2000 yıl önce düşmüş yani. Öyle görenler varmış. Şu anda dokunmuş olduğum taş, bakın. Şu anda dokunmuş olduğum taş 10 milyon yıl yaşında lan. Vallahi de 10 milyon yıl yaşında. Doğaya zarar verebiliyor muyuz? Biz veremiyoruz. Rüzgar bunu bu hale getirdi. Çok da sertmiş. Bunun şapkası kafamıza düşmeden biz Aziz Simon'un bakın şurada bir mağara var. Gördünüz mü? O mağara Aziz Simon'un mağarasıymış. Evveli zamanında ilk böyle kayaların içinde yaşamayı bu Aziz Simon başlatmış. Ondan sonra işte böyle kayaların aralarına ev yaparak hayatlarına devam etmişler. Şimdi benim bu ciğerim, akciğerim eğer yeterli olursa ben de o Aziz Simon'un yerine tırmanmayı deneyeceğim. Başlayalım.
Hadi başlayalım. Kameraman gel. 1,5 saatlik bir tırmanışın ardından Aziz Simon evindeyiz. Vatandaş işsiz birisiymiş herhalde. Böyle dağları tepeleri delmiş buraya. Ev yapmış. Kameraman arkadaş gelemedi tabii. Korktu, ben çıkamam dedi Aziz'in yerine dedi. Bazı insanların aklına sadece Aziz deyince Aziz Yıldırım gelse de Aziz Simon mudur, Limon mudur? Onun evini şimdi böyle bir keşfedeceğiz sizinle. Hadi. Aziz Simon'un bu arka balkonu sanırım. Böyle bir mekan yapmış. Şuraya da ufak bir oturma yeri mi yapmış artık, ne yapmış? Bu da paşamızın arka balkonunun manzarası. Keyfine düşkün bir vatandaşmış herhalde. Tabii onun yaşadığı dönemlerde görüntü böyle miydi bilmiyorum ama oldukça güzel bir bölgeyi kendine mesken tutmuş. Şöyle de göstereyim. Daha böyle kalıcı bir görüntüsü kalsın akıllarınızda. Şu gözleri ne için yaptı bilmiyorum da muhtemelen ıvırını zıvırını koymak için yapmıştı diyorum emri zamanında. Başka bir açıklaması yok. Şöyle herhalde oldukça da küçük bir adamdı demiyorum. Gerçi benim kafam yani aşağı yukarı 1.90'ız biz. 1.90'da bile şöyle kafa tavana değmiyor da bir şey dikkatimi çekti. Bakın şöyle göstereyim. Taş aralarında bir şeyler var. Şöyle taş değil, toprak değil, başka bir şey, cam gibi. Yani herhalde bunları kazıyarak kendisi mi yaptı ya da revizyona girdiğinde burasını bizim insanlarımız mı yaptı bilmiyorum ama taş aralarında çok enteresan bir maddenin olduğunu görüyorum. Herhalde kil, kirli toprak yer. Çanak çömlek yapımında kullanılan killerden bir tanesi de bu topraklar olabilir. Zaten bu kadar güzel şeker aldırabildiyse muhtemelen odur. Aa, burada da kuş yuvası var. Ama yumurta yok. Şimdi Aziz Zimon'un evinden ineceğiz. Ve aşağıda görüşürüz. Hadi. Nereye sormuşlar? Neden boynunu eğiyor? O da basketten başından demiş. Nevşehir turumuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Aşıklar Tepesi diye adlandırılan şu kalpli martı salıncakların olduğu bir tepe var. O tepeye çıktığımızda burada bütün şehri ayaklarımızın altında rahatlıkla görebiliyoruz. Şöyle kameraman arkadaş da size göstersin. Şehir tamamen ayaklarımızın altında ve karşılarınızda. Nevşehir'deki Nevşehir'i ayırmış olduğum zamanın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bir iki yer daha göstereceğim size. Sonunda geldik, çok uzun uğraşlar sonucunda. Yeraltı şehirlerindeyiz. Yeraltı şehirlerini keşfe başladık. Bu benim gibi insanlar için biraz zor. Tavanları çok alçak, çok nadir yerlerde böyle yüksek yerler var. Tavanları çok alçak, çok dar böyle genelde şöyle üşülerek yürümeye çalışıyoruz. Daha başlangıçtayız. Bakayım ilerlerde neler gözükecek. İnsanlar buraya kilisesini koymuş, oturma odasını koymuş. Yani bir sürü bir şeyleri var. Bunları geçtim de. Bunları nasıl yaptılar ya? Müthiş bir şey. Şuradan insan nasıl giriyor mesela? Şuradan nasıl girdiğinde? Orası erzak yeriymiş işte. Bunlar çok milyon insanlardı sanırım. İşte en çok korktuğum bölgelerden bir tanesi. Yani sık halde buraya arkalama mı girmeli, önleme mi girmeli? Nasıl yürüyeceğim ki ben buradan? We have one more dar here. Çok da. This is a 4D. İmkansıza yakın. Floor. Ama darım. Ulan. Ulan ne lan? Neyse. Daha bunun bir de çıkışı var ya. Yani birçok müzeyi ziyaret ettim, birçok müzeyi gezdim de herhalde böyle zorlandığım hiç olmamıştır. Her yer birbirine benziyor. Girişim var, çıkışım belli değil. Birkaç tane kırmızı ok koymuşlar. Aşağıya göre bir saatte yürüyüz. Çıkışını sağlayacağız inşallah. Şimdi şu aradan yine aşağılara doğru hareket ediyoruz. Hadi. Klostrofobisi olanlar kesinlikle gelmesin. Bende yok.
Bahsettiğim şey bu. Ya nasıl yürüyeyim ben burada? Yok lan. Menisküsünüz. Menisküsünüz varsa gelmeyin. Cidden çok yorucu. Mefor. Nefes geliyor oradan. Dur bakalım. Oo. Oha. Lan ne kadar derin. Lan ne kadar yüksek. Aşağı çek. Bak da telefonun düş aşağı. Burada nasıl yaşadınız be mübarekler ya? Burada nasıl yaşadınız? Şimdi şu aradan mı geçeceğiz? Oy. Cidden. Müthiş yoruldum ya. Alright. Come on. Hay bebeğim. Oy. Abi inmesi ayrı dert. Çıkması ayrı dert. Oturma alanı yok. Değişik bir havasızlık. Bazı videolarıma şey koymuştum. Saçım benim, saçım benim. Dökülüyor saçım benim. Girdim yeraltı şehrine. Gür çıkar saçım benim. Dostlar, gerçekten gelmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. İnsanların ne tip yerlerde yaşadığını görün. Bir de ben bu çileyi çektiysem siz de çekin istiyorum yani. Sadece problemi ben yaşamayayım. Kilonuz 100 ve 6 ise rahat gezersiniz ama benim gibi 120-130 kilolardaysanız hayat sizin için o kadar kolay olmayacaktır. Mola. Güzel Nevşehir'imizin bu saat itibariyle sonuna geldik. Şimdi Nevşehir'e özel olan bir testi kebabını tadacağız, yiyeceğiz. Sonra Nevşehir'e bugün itibariyle elveda diyoruz. Daha güzel şehirleri gezmek sizlere nasip olsun dostlar. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.